Arkadaşlar bugün size çok güzel bir pastane tarifim var. Sahip ben yapamam demeyin. İşin başına geçtiğiniz zaman şekli eğer olur düz olur çok önemli değil. Tarife birebir uyun. Tam gramaj vereceğim. Sizi kesinlikle mahcup düşürmeyecek. Şimdi tarifimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar işimize malzemeyi tanıtarak başlayalım. 5 su bardağı unumuz var burada. 500 gram. 2 su bardağı suyumuz var. Ilık olacak suyumuz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. 3 tatlı kaşığı şekerimiz. 1 tatlı kaşığı tuzumuz. 2 pakette kuru mayamız var. 20 gram. 10'ar gramdan. Suyu verirken hamura kontrollü bir şekilde verelim. Azar azar verelim. Kıvamını ona göre ayarlayalım. Hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzu tezgaha bir dökelim. Ortasını bir açalım. Ortasına mayaları bir katalım. Az bir ılık su katıyoruz. Önce bir suya yedireceğiz mayayı. Bir yemek kaşığı tuzumuzu atıyoruz. Tuzumuz silme olacak. Kesinlikle çok dikkat edin. 2 yemek kaşığı şekerimizi atıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı atıyoruz. Bunları da bir yedireceğiz. Az bir de su vereceğiz. Kenarda toplayarak hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Azar azar su ilave ediyoruz. Benim önerim 3 lira 5 lira fazla verin kaliteli un alın. Hamurumuz kendini topladı. Hamurumuz hazır. 2 bardak su kattık. Bunu bir dinlenmeye alacağız. İsterseniz dibini yağlayabilirsiniz daha kolay çıksın diye. Kabımızın dibi unlu olduğundan dolayı yine yapışma olmayacak. Ortalama 20 dakika dinlendireceğiz. Arkadaşlar ortalama 20 dakika dinlendirdik. İnşallah hamurumuz kabarmıştır. Tam istediğimiz gibi olmuş. Şimdi peynirli pidelerimizi yapmaya başlıyoruz. Önce bir tezgahımızı yağlayacağız. Tabi elimizde yağlanacak ki yapışmayacak. Önce katlaya katlaya bir çevireceğiz, ondan sonra bir yuvarlayacağız. Porsiyonu hallere getireceğiz. İster elinizle kesin, ister bıçakla kesin, hiç fark etmez. İster elinizle yuvarlayın, ister tezgahta yuvarlayın. Çok fazla takılmayın o işe. Tabii ki hiç kimse sizden profesyonel bir şey beklemiyor. Sadece şekillerin ufak bir değişiklik olur. Onun haricinde lezzette sapma olmaz. Hamurların üstünü şöyle güzelce yağlayalım. Arkadaşlar tepsiye göre değişiyor. Bazen yapışıyor, bazen yapışmıyor. Tepsinin kalitesine, markasına göre. Biz işimizi garanti yapmak için tepsimizi şöyle hafiften bir yağlıyoruz. Elimizde hangi peynir varsa pidelerimizi onunla yapacağız. Elimde az bir turun peyniri vardı. Maydanozla karıştırıyorum.
Peynirleri tam ortasına yerleştireceğiz. Elimizi de sıkalım ki dağılmasın. Şimdi yavaşça nasıl katlandığını gösterelim. Tekrar bir tane daha gösterelim yakın çekimde. Kenarları birleştirelim, hafiften bir çekelim. Ortaya doğru, kenara doğru bastırarak çekelim. Kapatıyoruz, uzatıyoruz, kenarlardan bastırıyoruz. Kapattığımız yeri geri açıyoruz. İçinden hafiften görülsün. Arkadaşlar iki tane yumurta verdik, sarısını ayırdık. Hemen peynirli pidelerimizin üzerine sürüyoruz. Her tarafına değdirelim, güzel çıksın pidelerimiz. Son pidemizin üstüne yumurtayı çaldık. Yumurtalarımızın hepsini şöyle bir yedirelim. Hiç olmasın. Bunu ortalama 20 dakika mayalandırma yapacağız. Tepsi mayalandırması. Arkadaşlar tepsi mayalandırmasını yaptık. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına götürüyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış fırınımız. Tam 20 dakikayı ayarladık. Fırınımızın kapağını kapatıyoruz. Her fırının ısısı bir olmaz. Ara ara kontrol edelim. Şöyle peynirli pideleri bir gösterelim. Tam 20 dakika geçti 180 derecede. Yüzü kızarana kadar. Sunuma geçiyoruz. Tansiyle bölüp gösterelim. İçi dışı tam pişmiş. Arkadaşlar kolay kolay benden size kötü tarif çıkmaz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biriniz yapalım. Afiyet olsun. Hemen bir parça daha göstereyim. Tam 5 yıldızlı otel tarifi. Arkadaşlar makarnanın şu görüntüsüne bakın, görünüşüne bakın. Tarifte, malzeme listesinde en ufak bir sapma yok. 5 yıldızlı otel yemeği yapmak istiyorsan ne yapacağım? Ahmet Şef'i takip edeceğim.